Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarından bahsetmek istiyorum. Şanlıurfa deyince akla tarım gelir, buğday gelir, mısır gelir, pamuk gelir. Ancak bugün Şanlıurfa deyince DEDAŞ geliyor, işsizlik geliyor, madde bağımlı geliyor. Çünkü siz 20 yıllık iktidarında GAP'ı bitirmek yerine çiftçiyi bitirmeyi tercih ettiniz. Çünkü siz GAP'tan vazgeçerek 4 milyon insanı işsizlikle baş başa bıraktınız. Çünkü siz bıraktığınız gençlerimizi uyuşturucu baronlarına önüne attınız. Artık yanlış tarım politikalarınız demek yerine bilinçli ve istekli olarak çiftçiyi bitirdiğinizi söylüyorum. Bugün Güneydoğu çiftçiye yapılan zulüm ancak bir senaryonun parçası olabilir. Neredeyse her gün Şanlıurfa'da tomalarla elektrik kesmeye giden DEDAŞ araçlarını görüyorum. Sormak, çiftçi dostu bir iktidarsınız ama gerçekten öyle değil. Asıl hedefiniz çiftçiyi zulüm etmek, tarımı bitirmek. Urfa'da çiftçinin sulama için kendi cebinden yaptırdığı bine yakın trafoyu söktünüz. Yani 4 milyon hektar araziyi susuzluğa terk ettiniz. DEDAŞ'la, TOMA'yla söktüğünüz sadece bir trafo değil, siz çiftçi çocuklarınızın riskini söktünüz. Türkiye'nin geleceği söktünüz. Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar verdiğiniz şahsın karşısında bile duramadınız ama devletin gücünü çiftçinin karşısına diktiniz. Türkiye'yi besleyen çiftçiyi kanser ettiniz. Urfa'da fırıncı un bulamıyorum diye haykırıyor. Çiftçi TEDAŞ'ın zulmü altında inim inim inliyor. Sanayici artık ticaret yapamıyor ama sizin temsilciniz devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızdır diyor. Sormak lazım. Başvurusu reddedilen çiftçi, sanayici, esnafa mı verdiniz bu kredi yoksa koruyup kolladığınız bir avuç yandaşa mı? Öyle bir sistem yarattınız ki vatandaş bırakın kredi almayı bir kamu kuruluşundan torpilsiz hizmet bile yapamıyor. Memleketim Şanlıurfa'da bir anne şunu söyledi. Çocuklarımı okula aç gönderiyorum. Bu cümleyi bir anne olsun hak verecek misiniz? Yoksa kuru ekmek yiyorsa aç değiller diyen milletvekilinize mi hak vereceksiniz? Bakın yine Urfa'da bir baba şunu söyledi. Vekilim ben 6 çocuk babasıyım. Allah rızası için memleketim Şanlıurfa'da uyuşturucu belasından kurtarın. Özellikle gençlerimizi 20 TL'ye tütün alamıyor ama 10 TL'ye uyuşturucu bulabiliyor dedi. Şimdi sorarım size. GAP'ı bitirseydik, gençlerimizi iş sahibi yapsaydık bu uyuşturucu batağına düşer miydi gençlerimiz? Buradan iktidara sesleniyorum. Bu kürsüden size defalarca Güneydoğu üzerine, Şanlıurfa üzerine sözler söylendi. Bir kulağınızdan girdi, diğer kulağınızdan çıktı. Ancak şu sözlerimi dikkatle dinleyin. Çantada keklik gördüğünüz Urfalı bu saatten sonra sizi inanın sandığa gömecek. Yapılacak ilk seçimlerinde iktidardan gidiş yolunda size hayırlı yolculuklar diliyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.